Değerli arkadaşlar merhaba. Ben ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 6. sınıf 5. ünite olacak. Bugün ses ve sesin özellikleriyle ilgili genel soru çözümü yapacağız. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Değerlendirme sorularına geçmeden önce boşluk doldurma ve doğru yanlış sorularını çözerek yine bir tekrar yapalım. Doğru yanlış sorularına baktığımız zaman aynı müzik aleti farklı ortamlarda aynı sesi çıkarır. Kesinlikle yanlış, farklı sesler çıkartır. Ellerimizi birbirine vurduğumuzda farklı ortamlarda farklı sesi çıkarır. Doğru. Kulağımızı tahtaya dayadığımızda sesi farklı duyarız. Evet. Basketbol topu farklı zeminlerde zıpladığında ses farklı duyulur. Zemin değiştikçe, ortam değiştikçe ses de ne olacaktır? Farklı olacaktır. Doğru. Kemanın tellerinin kalınlığının farklı olması seslerin farklı olmasını sağlar. Titreşmesi farklı olacağı için farklı ses çıkarır. Evet. Birbirine vurulan taşların sesi suda havada aynı duyulur. Kesinlikle farklı olacaktır. Burası yanlıştır. Şimdi gelelim boşluk doldurma sorularımıza. Ses kaynağından çıkan ses ortam değiştiğinde farklı duyulur. Birbirine vurulan kaşıkların sesi havada farklı, su içinde farklı duyulur. Ortam değiştikçe maddenin titreşimi de ne olacaktır? Farklı olacaktır. Buna bağlı olarak da ses farklı çıkacaktır. Ses üreten maddelere biz ne diyeceğiz? Ses kaynağı diyeceğiz. Ortam değiştiren ses farklı duyulur. Yine genel bir doğru yanlış sorularına bakalım. Maddenin titreşimi sonucu ses oluşur. Maddenin içindeki atomlar titreştikçe ses de bir enerji olduğuna göre sesi o şekilde iletecektir. Doğru. Ses sadece maddesel ortamda yayılır. Sesin yayılabilmesi için sadece maddesel ortama ihtiyaç vardır. Katı, sıvı, gaz. Onun dışında ses ne olmaz? Yayılmaz. Uzayda meydana gelen patlamalar dünyadan duyulabilir. Kesinlikle yanlış. Uzayda hava olmadığı için ses de havada madde olmadığı için çarpıp bize gelemeyeceği için boşlukta ses yayılmaz. Ses havada dalgalar halinde yayılır. Evet, televizyon izlerken sesin havada yayılmasından faydalanırız. Kesinlikle doğru. Suda yaşayan yunuslar haberleşirken ses dalgalarından yararlanır. Burada demiş yararlanmaz. Normal şartlarda yunuslar ses dalgalarından faydalanır. Tabii ki bu ne olacaktır? Yanlış olacak. Yine bir genel bir klasik sorumuz var. Ay'a iniş yapan iki astronotun iletişimini sağlayan iletişim cihazları bozuluyormuş. Astronotlar bu durumda kafalarındaki kaskları birbirine dokundurarak konuşuyor ve iletişim kurabiliyorlar. Bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayınız. Şimdi Ay'da hava olmadığı için, boşluk bir yapı olduğu için, oksijen olmadığı için yani herhangi bir maddesel ortam olmadığı için boşluk, ses yayılmayacaktır. Fakat kasklarını birbirine dokundukları zaman madde oldukları için ses o şekilde maddesel iletim yoluyla ne yapılacaktır? İletilecektir. İletişim cihazlarını bozulan astronotlar birbirlerini duyamazlar çünkü ses boşlukta yayılamaz. Kaslarını birbirine dokundurarak konuştuklarında ise birbirlerini duyabilirler. Çünkü ses katı maddelerden ne olacaktır? Yayılacaktır. Yine farklı bir klasik sorumuz var burada. Bir balıkçı teknesiyle balık avındayken denizin açıklığında bir patlama meydana geliyor. Balıkçı bu patlamayı iki kez duyuyor. Bu olayın sebebini açıklayınız. Oluşan patlama sesi hem denizden hem de havadan yayılarak kulağımıza gelmiştir. Sesin sıvı ve gazlarda yayılma süresi farklı olduğu için balıkçı patlamayı iki kez ne yapacaktır? Duyacaktır. Önce havadan, sonra da ne olacaktır? Suda duyacaktır kıymetli öğrenciler. Bazı öğrenciler kaşıkları kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyorlar. Ahmet iki tahta kaşığı hava ortamında birbirine vuruyor. Ali iki tahta kaşığı su ortamında birbirine vuruyor. Mehmet iki metal kaşığı havada ortamda birbirine vuruyor. Buna göre oluşan seslerle ilgili acaba biz ne söyleyebiliriz?
Ahmet, Ali ve Mehmet'in oluşturduğu sesler ne olacaktır? Birbirinden farklı olacaktır. Çünkü ortamlar farklı olduğu için ve kaşıklar da farklı olduğu için farklı ortamlarda kesinlikle ne olacaktır? Ses farklı yayılacaktır. Yine burada bir görsel sorumuz var. Sürat teknesinin çıkardığı sesi kuma gömülü olan, su altında dalış yapan ve kumsalda güneşlenen çocuklar aynı mı yoksa farklı mı işitir? Şimdi değerli öğrenciler, çok güzel bir soru. Şimdi ortamlar farklı olduğu için bulundukları ortamlar farklı olduğu için sesleri de ne yapacaklar? Farklı duyacaklardır. Şimdi gelelim test sorularımıza. Ses yukarıdaki ortamdan hangilerinde yayılır? Biz ne dedik? Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani bu maddesel ortam nedir? Katı sıvı gaz. Doğru cevap D şıkkı olacaktır. Yukarıdayken, yani yukarıdakilerden hangileri sesin katılarda yayıldığını gösterir? Şimdi baktığımız zaman piknikteyken ağacın dalında öten kuşun sesinin duyulması. Sonuçta kuşun sesi hava yoluyla kulağımıza geliyor. Tren rayı dinlediğinde trenin gelip gelmediğini anlayabiliriz. Bu katı. Kulağımızı katıya dayamışız. Yan komşunun komşularının evimizden duyulması. Yine bu da katıdan, duvardan ses yayılıyor. O zaman doğru cevap ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır. Fakat ağacın dalında öten kuşun sesi havadan kulağımıza gelecek. 2 ve 3'te ise katı ortamdan havaya geçecektir. Görseldeki çocuklardan bir tanesi kavanoza konuştuğunda diğer çocuk onu duyabilmekte. Yani kısaca kendi aralarında bir telefon yapmışlar. Yalnızca bu deneyden yola çıkarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Ses gazlardan yayılır. Ses katılarda yayılır, ses boşlukta yayılmaz. Değerli öğrenciler, sonuçta ip bir nedir? Katı madde. Kullandıkları kavanozlar katı madde. O zaman doğru cevap ne olacak? Ses katılarda yayılacak. Bir de sonuçta o kavanozun içinde bir gaz madde var. Kulağınızı da kavanozun içine koyduğunuz zaman bir boşluk yaratacak. Bir de çocuk kavanozu biraz uzaktan tutup oradan sesleniyor. Sonuçta çocuğun ağzıyla kavanoz arasındaki boşlukta biraz hava da var. O zaman ses o havaya çarpıp kavanoza çarpacak. Oradan ipten tekrar metal kavanoza, oradan da tekrar kulağa gelecek. Yani bu şekilde 1 ve 2 bu deneyde ispatlanan olay budur. Doğru cevap 5 kullanıyor. Başka bir soruya bakalım. Sesle ilgili bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibiymiş. Bu öğrencilerin hangilerinin ifadesi yanlıştır? Feyza'ya baktığımız zaman sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortam gerekir. Evet. Aynı cisimler farklı ortamlarda aynı sesi üretirler demiş. Eğer cisimler aynıysa farklı ortamlarda da ne olacaktır? Farklı sesler çıkaracaktır. Aynı sesi çıkaramazlar. Ceyda'da burada hata var. Kaynağından çıkan ses dalgalar halinde ve her yönde yayılır. Evet, ses boşlukta yayılamaz. Feyza, Aylin, Berru bunlar doğru söylemiştir. Fakat Ceyda yanlış bir bilgi vermiştir. Farklı ses çıkacaktır. Doğru cevabımız ne olacaktır? Ceyda olacaktır. Yine başka bir soruya bakalım. Fen bilimleri dersinde öğretmenini dinlemekte olan Selin dışarıdan gelen itfaiye aracı sesini işitiyor. Buna göre itfaiye aracının sesi sırasıyla hangi ortamdan yayılarak Selin kulağına ulaşmıştır? Şimdi itfaiye aracı dışarıda. Sesi gazdan, yani ortamdan, havadan gelip cama çarpacak. Camdan tekrar sınıftaki gaz ortamına çarpıp kulağına geçecektir. Yani gaz, katı gaz olması lazım. Doğru cevap ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Aşağıda bazı müzik aletleri verilmiş. Keman, gitar, piyano. Bu müzik aletlerin oluşturduğu seslerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Şimdi dikkatli bir şekilde baktığım zaman keman ve gitarın çıkarttığı ses aynıdır. Keman ve piyanonun çıkardığı ses aynıdır. Gitar ve piyano çıkardığı ses aynıdır. Keman, gitar, piyanodan çıkan sesler ne olacaktı değerli öğrenciler? Farklı olacaklardır. Çünkü bunlar farklı müzik aletleri. Yukarıdakilerden hangileri sesin sıvılarda yayıldığını kanıtlar? Yarasadan çıkarttık sesler avların yerini saptamaları. Bu havada. Sonar adı verilen cihazlar okyanusların derinliklerinin hesaplanması. Bu suda. Yunus'tan çıkarttığında sesle birbirleriyle iletişim kurmaları. Bu da suda olacak. Bizde diyor ki sesin sıvıda yayıldığını ispatlar. Doğru cevap 2 ve 3 olacak. Yani C şıkkı. Ses aşağıdaki ortamların hangisine yayılamaz? Kesinlikle tren rayı, hava, denizde yayılır ama uzay boşluğunda ses yayılamaz. Çünkü orada maddesel ortam yoktur. Sesle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur. Evet, farklı cisimlerde üretilen sesler farklıdır. Sesin yayılması için maddesel bir ortam gereklidir. Doğru cevap D şıkkı olacaktır. Yine burada bir deneyimiz var. Bir fanus düşünün. İçini biz bir pompa yardımıyla havasını alıyoruz. İçerisi artık hava yok. Hava olmadığı için bir uzay gibi düşünebilirsiniz. Çalan bir saati içine koyup havasını aldırdığımızda bu fanusun kesinlikle kulağınızı cama koysanız bile içindeki çalar saatin sesini duyamazsınız. Çünkü gaz olmadığı için ses yayılamaz. İçerisinde çalmakta olan bir çalar saat bulunan cam fanusun havası pompa yardımıyla boşaltılıyor ve ses çalar saatin sesi duyulmuyor. Bu deney aşağıdakilerden hangisi ispatlamak için yapılmış olabilir? Ses sıvıda yayılır, ses katlarda yayılır, ses gazlarda yayılır, ses boşlukta yayılamaz. Doğru cevap D şıkkı olacak. Aras aynı ebattaki cam, plastik ve porselen tabaklara kaşık yardımıyla birer kez vuruyor. Kaşık aynı fakat ortamlar farklı, bulunduğu ortam farklı, madde farklı. Biri cam, biri plastik, biri porselen. O zaman vurduğu her bir maddenin çıkaracağı ses de ne olacaktır? Farklı olacaktır. Peki Aras'ın yaptığı deney aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur. Farklı cisimlerde üretilen sesler farklı olacaktır. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Bilge aşağıdaki deneyleri yapıyor. İki taş önce hava olan ortamdan daha sonra suyu içerisinde birbirine vurarak çıkan sesleri ses kayıt cihazına kaydediyor. Daha sonra bu sesleri dinliyor ve seslerin birbirinden farklı olduğunu gözlemliyor. Bilgenin yaptığı deneyden aşağıdaki sonuçlarına hangisine ulaşılır? Ses boşlukta yayılmaz, ses katısı gazla iletilir, ortam değiştiğinde oluşan sesler değişir. Bilge acaba burada farklı ses kaynakları farklı ses üretir. Bilgenin zaten amacı nedir? Ortam değişikliği. O zaman doğru cevap C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki müzik aletlerinde titreşerek ses üreten kısımlar seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Saksafon, davul, keman. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımız zaman keman yine davul yine saksafon. Acaba hangisinde diyor ki ses titreşerek diyor ki hangisi de çıkar ona bakacağız. Şimdi siz saksafona sonuçta üflüyorsunuz ses oradan çarpıp çıkıyor. Davula vurduğunuz zaman ortamda titreşiyor. Kemana vurduğunuz zaman yine tellere çarpıp ses çıkıyor. Acaba doğru cevap ne olabilir? Keman tel olacak çocuklar. Yani keman teller olacak. Davul derisi olacak. Saksafon da %100 havada olacaktır. Yani doğru cevap ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen ifadeler sesin hangi ortamlarda yayıldığını ispatlar. Dalgıçların su içindeki bine sesle ikabeleşmesi, bu sıvı, sokakta yürürken kedi sesinin duyulması. Sonuçta sokakta yürürken kedi sesinin duyulması, sonuçta kedi yürüyorsa oradan hava yoluyla kulağımıza gelmiştir. Doğru cevap ne olacaktır? Sıvı ve gaz olacaktır. Duru Tarık yine bir deney yapmış. Duru ve Tarık'ın ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Önce Duru'ya bakalım. Ellerimizi havada ve suda birbirine vurduğumuzda işittiğimiz sesler farklı olur. Tarık ses kaynaklarının bulunduğu ortamın değişmesi işiten sesi etkiler demiş.
Ellerimizi havada ve suda birbirine vurduğumuzda işittiğimiz sesler farklı olur. Evet, ses kaynaklarının bulunduğu ortamın değişmesi işiten ses de etkiler demiş. O zaman bu iki öğrencimiz de ne yapmıştır? Bu bilgileri doğru söylemiştir. Doğru cevap A şıkkı olacaktır. Yine burada bir deneyimiz var. Aynı kaynaklarda oluşturulan ses farklı ortamlarda farklı işitilir mi? Sorusuna cevap arayan bir öğrenci numaralanmış düzeneklerden hangilerini aynı kaynaklardan oluşturulan ses farklı ortamlarda farklı işitilir. Örneğin su var, hava var, çalar saat aynı, kaynak aynı. O zaman burada bizim işimize yarayan olacak kimdir? 1 ve 3 olacaktır. Değerli arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. İnşallah verimli olmuştur. Videoyu durdurup soruları kendiniz de çözebilirsiniz. Genel tekrar yapıp soru çözmeyi unutmayın. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.